Bir kız sesi duyuyordu. Seni seviyorum diyordu. Beni bekledin çağ bahçesine gel diyordu. Sesler bir dakika bile boş bırakmıyordu beni. Devamlı ses duyuyordum. Kanser olacağım işte, öleceğim gibi. Sonra şüphecilik. Takip edilme hisleri. Ne zaman bitecek diye sormuştum ben doktorumu. O da dedi ki ömür boyu dedi. Ben de üzüldüm tabii. Biraz huzur, hayal dünyasında gibiydi belki biraz. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Terararam, terararam, terararam. Duygularım biraz şeydi. Karışıktı, heyecanlıydı. Bin tetik okuyorum ben, gezegenler. Merak ediyorum kaç uydusu var, kaç sıcaklık ne kadar, soğukluk ne kadar onlar. Coğrafi şekilleri var uyduların. Bu uydular var, Satürn, Titan var, Uranüs var, Miranda var. Neptün, Neret, Triton, Charon, Plüton. Liseyi bitirdikten sonra İTÜ imtihanlarına girdi. İTÜ'yü de kazandı. Fakat bir şeye başlıyor. Belli ki kabiliyet, yeteneği var. Özel durumundan dolayı devam ettiremiyor. Hem bir yandan başarılı bir çocuk, hem bir yandan yolunda gitmeyen bir şeyler var. Öfkeleniyor, sinirleniyor. Arkadaş uyumsuzlukları başladı. Öz bakımında azalma oldu. Diyorsun ki ya her şey yolunda giderken, normal bir çocukken ne oldu da buna böyle oldu? İşin içinden çıkamıyorsun. Banyo salı cumartesi. Diş fırçalama günde iki defa. Kendi kıyafetini seç. Anneye daha sorumluluk. Suyunu bol iç. Sonra Çaba'da bir doktor var. Bir şekilde onunla tanışıyoruz. Ona gidiyoruz. O bir takım tetkikler yapıyor. İşte bazı araştırmalar yapıyor vesaire falan. Oğlumun şizofren olduğunu söylüyor. Ben de bu şizofren hastalığına çok yabancıyım. Hiç bildiğim bir şey değil. Belki duydum, belki duymadım. Onu da bilmiyorum. Tıbbi bir rahatsızlık. Ergen yaşlarda başlayan, genel olarak konuşuyorum. Duygu, davranış ve düşünce alanlarında bir takım sorunlarla kendini belli eden kişiyi okul, sosyal çevresi, iş, ev, eş gibi sosyal alanlardan giderek içeri doğru, eve doğru yönlendiren, nöbetlerle seyredebilen, hayatın bütün süreçlerine yayılabilen, kronik özellikler taşıyan bir tıbbi sorun. İlaçlarımı alıyorum, iyiyim. Daha şeyim, aktifim yani. Zamanlar çok sanki bir yerden düşmüşüm gibi, çok çaresizim gibi, çok olumsuz şeyler düşünüyordum, çok üzülüyordum. Çünkü çocuğun gözünün önünde kaybolup gidiyor, yaşını yaşayamıyor, içe dönük, dışarı çıkan çocuk dışarı çıkmak istemiyor, tamamen kendini eve kapatmış, hemen bir reçete verip de iyileşen bir hastalık değil. Bu rahatsızlığın nüksedebilme eğilimi olduğu için düzenli ilaç tedavisi gerektiriyor ama tabii ki bir takım sosyal tedaviler, meşguliyet tedavileri gibi ilave yardımcı tedavi tekniklerinin de gündemde olması gerekiyor. Türkiye bu konularda sıkıntılı bir ülke. Mesut Bey merhaba. Merhaba, ne habersin, iyi misin? Kanser olacağım işte, öleceğim gibi. Sonra şüphecilik, takip edilme hisleri, ona benzer belirtilerle bir psikiyatriste gittim. Tedavi öyle başladı 17-18 yaşlarında. Hala devam ediyor. Kronik bir hastalıkmış başlayan. Çok kötü görüntüler görmeye başladım. Çok korktum ama. O görüntülerden falan çok aşırı korktum. Hastalığımı daha çok etkiledi. Beni daha çok etkiledi. Tabii o zaman tedavi görmüyordum. Bilmiyorduk. En sonunda bir doktora gittik. O dedi, bunu dedi psikiyatriye gönderin dedi. Çocuk hasta. Bir seneye kadar bilmiyorduk. Bir sene öyle şey oldu. Ondan sonra hastaneye yatışlar falan başladı. İlaçlar falan derken. Zamanla yani artık kabul ediyorsun hastalığı da. İlaçlar da iyi gelmeye başladı. Görüntü, halüsinasyon oluyordu tabii onlar. Kedi geçiyor, oysa kedi yok. Sonra
Ondan sonra köpek de öyle. Köpek geçiyor. Soruyorum. Öyle artık şey yapabiliyorum. Var mı yok mu diye. Var diyor. Yani şey olarak birine sorduğumda yakında. Ondan sonra bundan sonra herhalde evleneceğim kadın kim olursa şey olacak galiba. O bana yardımcı olacak. Askere gitmeden önce başladı. 18-20 yaşlarında falan. O zamanlar ben görüntüler, sesler duyuyordum. Yani o sesleri duydukça o seslere giderdim yani. Beni çağıran yere giderdim. Bir de toplumla aram hiç iyi değildi o zamanlar. Toplum beni dışlıyordu. Hani insanların içine giremiyordum. Yani işkence gibi de hiç görmediğim bir kızı arıyordum. Yani derste profesör benim hakkımda konuşuyormuş gibi oluyordu. Kantinde benim hakkımda konuşur, televizyondan mesajlar geliyordu, radyodan geliyordu. Ben paranoid oluyordum, ben paranoya oluyordum. Yani sanki dünyanın en büyük şoförlerinden biriydim yani. Öyle aklıma geliyor. Yani sanki Mahitepe'si bir polat şoförü ne var? Nevroz binan Türk sanki. 55 yaşındayım böyle. Yalnızlık çektim. İşten kovuldum filan. Yani ölmek de istemedim. Öyle suç işledim filan. Yani hapis yattım. Orada beni adli psikiyatriye götürdüler. Her gün böyle çocuklara iyilik yapmaya çalışıyoruz. Mesela Fahri'nin en önemli şeyi şuydu benim oğlumun. İçe kapanıklılık, konuşamamak, kendini kapatmak, toplumdan uzaklaşmak, yalnız başına olmak. Hep günlerini evde geçirmek istiyor. Bazı korkuları oluyor. Sanki insanlar ona zarar verecek. İçe dönük oluyor. Olmayan şeyleri görüyorlar. Halüsinasyonlar görüyorlar. İletişime daha az yatkın olabiliyorlar. Yani bir bulutun içerisinden hayata bakabiliyorlar. Yani bu bulutun kesif dönemi de olabiliyor. Arada parçalı buluta döndüğü bir dönem de olabiliyor. Bir takım ürkeklikleri olabiliyor. Hayatla ilgili çünkü bir takım acemilikler getiriyor rahatsızlık onlara. Doğal olarak hayatın akışı içerisinde o öğrenciyken okulu yarıda bırakmak zorunda kalabiliyorlar. İşte çalışıyorsa işi yarıda bırakmak zorunda kalıyorlar. Ama zengin bir iç dünyaları var. Son derece zeka ile ilgili hiçbir sorunları yok. Hayata bakış açıları son derece parlak olabilir. Sensiz dağ yoluna çıktım bu seher. Öksüz kumru gibi güller laleler. Sen niye üzgünsün sordular eller. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Çabuk öfkeleniyordum o zamanlar. Hayatı kabullenmekte zorlanıyordum. Sosyal yaşam bana çok anormal geliyordu. İnsanların acımasız olması, birbirlerini ezmesi. Bunlar böyle bir, bende bir hassasiyet vardı yani topluma karşı. Dışarıda olan olaylara karşı. Yani ezilen bir insanı gördüğümde gider evde ağlardım mesela ben. Ya ilk bende misal şey oldu, bir intihar girişimi oldu. Hastalıktan dolayısıyla. O intihar girişiminden sonra beni hastaneye yatırdılar. Orada öyle başladı. Ailem kabul etmiyordu. Hatta askerliğim geldi. Doktor dedi seni yollamayalım askere. Bizimkiler de sen işte çürük alsan iş bulamazsın bilmem ne. Askere gittik daha kötü olduk. Çok farklı ya. Hasta olmamakla hasta olmuş arasındaki fark böyle daha iyi anladım ben. Mesela annem babam öldü. İki kere de intihara kalkmıştım. İki kere mi ne yatmıştım hastaneye. Onda şok yapmışlardı bana. Şoktan sonra unutkanlık oluyor. Yani kimseyi hatırlayamıyorsun. Kendi gayretimle hatırlayıveriyorum ondan sonra. Bir yere hatırlayamadım. Dedim ki siz misiniz benim annem babam? Kimliği ver dedim. Ben de benim kimliğimle karşılaştırdım. Anne adı, baba adı. Ha tamam. O zaman ailemsin dedim. Hastanede yani çok yatışım oldu. En azından bir 10-12 yatışım var hastanede. İşte orada ilaç verdiler. Şok tedavisi şu bu derken iyileştim. Yine taburcu ettiler.
Hani sürekli yatıyordum eskiden hastanede ama şu anda iyiyim yani, yatmıyorum. Şiir yazmak istiyorum. Şiir beni rahatlatıyor. Bir şiirimi okuyayım istiyorsanız. Yağmur yağsa ağlasam, yağmur usul usul yağsa, beni hiç incitmese, Tanrı dualarımı kabul etse, kutsal ezyanlar, kutsal resilasyonlar aklıma gelse, Tanrı benim ezyanlarıma, resilasyonlarıma sahipse, yağmur yağsa ağlasam, yağmur usul usul yağsa, beni hiç incitmese. Böyle bir şey. Hayatta hatalarımız oluyor. Bundan dolayı bir kavga yaratmak istemiyorum yani, ama çok zor anlar yaşadım yani. İnsanlarda bir kin, nefret görüyorum bana karşı yani, ama alınganım yani, o açıdan öyle görüyorum yani, alıngan olduğum için. Bu çocuklar şizofreni de dediğim gibi içe kapanıyorlar, dışarı çıkmak istiyorlar, becerebildiklerini beceremiyorlar, yetenekleri azalıyor, toplumdan korkuyorlar, toplumdan çekiniyorlar, toplumdan zarar göreceğiz diye kendilerini eve kapatıyorlar. Ne yapacağız? Bu yeteneklerini, kaybeden yeteneklerini yavaş yavaş tekrar toplum içerisinde kazanmaları lazım. Şizofrenin toplumdaki bilinme tarzı, medyanın da biraz olumsuz etkisiyle, ya bunlar saldırganlık eğilimi gösteren, işte aman dikkat etmemiz gereken, komşuysa ayağımızı kesip ziyarete gitmememiz gereken insanlar gibi yaftalandı, etiketlendi. Bu çok iç acıtıcı bir şey açıkçası. Hak edilmemiş bir şey. Kavram var bizim üzerimizde çok ağırlığı olan. Onunla da mücadele etme misyonunu dernekte biz yürütüyoruz. Şöyle ki yani şizofreni hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, düzenli ilaç kullanımından sonra aile desteğiyle, sosyal destekle birlikte çalışabileceğini, toplum içinde yer edinebileceğini, bunu topluma anlatmaya çalışıyoruz. Toplumda bir yer sahibi olmak istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Dernekten sonra arkadaşları oldu hepsinin. Ve diyelim rahatsızlandığı bir dönemde hastaneye yatması gerektiğinde onu ziyarete gelen insanlar oldu. Sevdikleri yüzleri orada gördüler. Bu tarz durumlardan sonra sosyal ilişkilerin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Buradaki sorunun bir sonraki ayağı iş güç sahibi olmaları. Ya ben şimdi iş görüşmesine birkaç defa gittim. Yani İşkur gönderdi beni oraya. Adamlar yani kağıda baktı, dediler sen hastasın ya, yani şeyde İşkur'un kağıdında yazıyordu şey, ruhsal duygusal hastalık, ondan dolayı almadılar beni. Şimdi ilaçlarımı alıyorum düzenli olarak doktora gidiyorum, derneğe geliyorum düzenli olarak. Dernek çok iyi yani, dernek ilaçlar kadar etkisi var yani, pozitif etkisi var. Geliyorum, burada arkadaşlarım var, onlarla sohbet ediyorum. Sıkıntılarımız aynı, sorunlarımız aynı. Genelde evde uyuyorum, gidecek yer olmayınca buraya geliyorum. Çünkü anne baba öldüğü için anlamazlar sanmıştım ilk başta. Anlıyorlardı, beni koruyup kolluyorlar. Babam olmamasına rağmen bu dernek koruyup kolluyor. Dernektekiler arkadaşlarım, başka arkadaşım kalmadı. Ben de istemiyorum arkadaş falan artık yani. 55 yaşındayım. Nasıl arkadaşı evlenmek istiyorum yani. Bir hayat arkadaşı olup evlenmek istiyorum. Yani o da olmuyor. Ekonomik zorluklar var, işte hastalık var. Aday yok, olmuyor. Üniversitede vardı, İstanbul Üniversitesi'nde. Bir sürü kız vardı ama beni dalga geçiyorlardı, kahkaha atıyor, gülüyorlardı. Dernekle tanışmam çok çok iyi oldu. Bana yalnız olmadığımı gördüm. Böyle bir hastalık var. Bununla baş etmek için işte diğer annelerle dertleşiyorsun. En yakınınla dertleşemediğini, en yakınınla paylaşamadığını dernekte paylaşabiliyorsun. Çünkü aynı yoldan geldiler, aynı yolun yolcusuyuz. Onlarla her şeyi paylaşıyorsun, onların çocuklarını görüyorsun. Bu da seni hafifletiyor.